Saat 04:17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Ege Üniversitesi olarak İzmir depreminde de COVID sürecinde de herhangi bir ülkemizin vatandaşlarımızın karşılaştığı herhangi bir hastalık, işte deprem gibi felaketlerde çok hızlı koordine olan bir üniversiteyiz. 11 bin çalışanımız, 60 bin öğrencimiz de akademik idari personelimiz de çok hızlı koordine oluyoruz. 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Merkezi deprem sonrasında da biz hemen 8. saatinde senatoyu topladık. Toplantıda hemen neler yapmamız gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulunduk. 10. saatinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, hastanemizde farklı branşlardan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımızdan, devletin diğer bakanlıklarıyla, valiliğimizle irtibatlı bir şekilde bölgeye gönderdik. Depremin 24. saatinde tüm akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizden gelen aynı yardımları hem kayıt altına aldık, valilikle ve AFAD'la koordineli bir şekilde bölgeye ulaştırdık. Yani yine deprem bölgesinde ikamet eden veya geçici olarak orada bulunan öğrencilerimizi tespit ettik. Yaklaşık 4290 öğrencimize o bölgede bütün dekanlarımız, senato üyelerimiz, okul müdürlerimiz, enstitü müdürlerimiz ve bizler ulaştık. Onlarla sağlık durumları, ihtiyaçları konusunda bir iletişim oluşturduk. AFAD koordinasyonunda çeşitli ülkelerden yardım için gelen ekiplere, mesela yabancı diller bölümümüz tercümanlık yapmak üzere öğrencilerimizden, hocalarımızdan hemen ekipler oluşturduk ve onlardan destek aldık. AFAD koordinasyonunda biz mühendislik fakültemiz inşaat mühendisliği bölümü başta olmak üzere bölgede katkı sunmak üzere deprem konusunda uzman, teknik ekipler, hocalarımızı YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar'ın da bilgisi dahilinde bölgeye gönderdik. Tabii bütün bunların yanı sıra Cumhurbaşkanımız yaklaşık 110 kişilik bir ekip topladı. Ulusal risk kalkanı modeli kapsamında herkesi dinledi. Orada ben de katılan bir rektördüm. Ulusal risk kalkanı modeli kapsamında ülkemizin depreme dayanıklı ve risklere yönelik olarak altyapıdan üst yapıya vatandaşların bilinçlendirmesine kadar bakanlıkla, Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinasyonda, Sayın Murat Kurum'un koordinasyonda bölgede de, İstanbul'da da adeta böyle bir düşünce kuruluşu gibi geniş platformlarda, tartışmalarda bulunduk. Ben de üniversitemizi temsilen, akademiyi temsilen, üniversitemizde oluşturduğumuz bir alt komisyonla İller Bankası'nda da sunumlar yaptık. Bakanımıza da sunumlarımızı yaptık ve Türkiye'nin geleceğe dönük ulusal risk kalkanı modeline bilimsel, akademik katkımızı sunduk. Yine diş hekimliği fakültemiz bir afet polikliniği açtı. Üniversite yaşamına geçiş dersini alan tüm öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi EGESEM'in afet farkındalığı ve acil durum eğitimi almaktadırlar. Ege Üniversitesi Rektörü olarak yani gerek COVID sürecinde, gerek İzmir depreminde, gerekse bu 6 Şubat'taki asrın felaketinde aslında işin esasının geleceğe dönük olarak 85 milyon vatandaşımızın farkındalığı, depreme hazırlıklı olması, psikolojik olarak, teknik olarak
Sosyolojik olarak, çünkü deprem ülkesiyiz, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de eğitimci olarak başta tüm öğrencilerimize olmak üzere bu farkındalığı vermek adına zaten derslerimiz var. Ve sertifikalı eğitimlerimiz sadece öğrencilerimize değil, topluma da açık. Toplum olarak burada büyük bir farkındalık eğitim seferberliği yapıyoruz. Bütün herkesin de bu tür imkanlardan, üniversitenin bu imkanlardan yararlanmasını diliyorum. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Vefat eden öğrencilerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine tekrar sabırlar diliyorum. Ege Üniversitesi olarak her türlü felakette akademik bilgi birikimimiz ve sunabileceğimiz sağlık hizmeti başta olmak üzere teknik hizmetlerle birlikte her zaman devletimizin emrinde olduğumuzu bir kez daha altını çizmek istiyorum. 6 Şubat depreminin üzerinden geçen bir seneyi geride bıraktık. Ben de depremi ailemle beraber Osmaniye'de atlatan depremzedelerden biriyim. Afetten sonraki süreçte Ege Üniversitesi bizi hiç yalnız bırakmadı. O zamanki öğrenci dekanımız Nilay Kayhan Hoca benimle gün aşırı telefonda konuştu. Ege Üniversitesi'nin gönderdiği yardım kamyonlarına ulaşmamızı sağladı. Çok zor günleri geride bıraktık ama yalnız olduğumuzu hiç hissetmedik. Başta rektör hocamız Necdet Budak'ın ilgileri olmak üzere bizi hiç yalnız bırakmayan Ege Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Ebru Pişirece. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde depremden önce eğitim gören bir öğretmen adayıydım. Benim için depremden sonrası çok zor oldu. Her şey alt üst olmuştu. Seneler önce Ege Üniversitesi'nde başka bir bölüm okumuştum. Bundan dolayı Ege Üniversitesi'ndeki işleyişi, akademik personelleri, nasıl bir üniversite olduğunu biliyordum. Bundan dolayı Ege Üniversitesi'ni tercih ettim. Gerekli olan evrakları teslim ettim. Rektörlüğün başvurumu kabul etmesi, fakülte biriminin yaşadığım sorunlara çabucak çözüm bulması benim için çok mühimdi. Ege Üniversitesi'ni tercih ettiğim için eğitim öğretimime kaldığım yerden devam ettim. Eğitimimi sağlıklı bir şekilde tamamlamama yardımcı olan, bana sağlıklı bilgiler veren, beni güvende hissettiren, zorlaştırmayan, kolaylaştıran Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat 2023 günü saat 4:17'de eğitim nedeniyle İzmir'de bulunuyordum. Ailem Hatay'da depremin en yıkıcı olduğu ilçelerden birinde, Defne ilçesinde ikamet ediyordu. İlk aramalarımda ulaşamıyordum ben aileme. Sayısız arama denemelerinden bazılarına ulaşabildim. Büyük deprem vurduğunda da annem ve babam da hani alt kata inmişlerdi. İlk kat tamamen çöktüğü için yollar kapalıydı. Biz ikinci katta oturuyorduk. Telaş ve korku içindelerdi. Gün ağardıktan birkaç saat sonra da telefonlar gelmeye başladı bana. Ege Üniversitesi'ni arıyoruz. Depremden etkilenen yakınlarınız var mı diye sorular sordular. Olduğunu söylediğimde de hani konum ve iletişim bilgilerini istediler. Onları paylaştım. Bir süre sonra Ege Üniversitesi'nin başka bir biriminden aradılar. Yardım aracı yola çıkacak. Herhangi bir isteğiniz olursa bize ulaşabilirsiniz dediler. Yine enstitüden, televizyondan, öğrenci topluluğundan birebir tanışık olduğum kişiler de ulaştı bana. Bir isteğim olup olmadığını sordular. Hani bir yardımın olursa ulaşabilirsiniz tarzında yaklaşımlar oldu. Bu anlamda ulaşabileceğim aslında birçok kanal olmuştu. Hatay'a ailemin yanına gitmek istiyordum dediğimde de mesela araç ayarlayabiliyorlardı. Üniversitede yüz yüze gidip görüşmek istediğimde de yardım için koşturan gönülleri gördüm. Oda dolusu yardım eşyalarının toplandığını gördüm. Yani büyük bir emek vardı, büyük bir dayanışma vardı. Deprem sonrasında da barınma desteği sağlandı. Bu anlamda Ege Üniversitesi'nin gerçekten bir aile olduğunu gördüm ve bu ailenin de bir ferdi olmaktan dolayı da çok memnunum. Merhabalar, ben Merve Aksoy. Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden 2022 yılında mezun oldum ve aynı yıl atanarak görevime başladım. Benim ailem 6 Şubat depremlerinde oldukça büyük hasar alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşıyorlar ve maalesef depreme orada yakalandılar. Ben de aynı gün görev yerime dönmek üzere İslahiye'den ayrılmıştım ve yoldaydım. Bu acı haberi maalesef yolda öğrenmiş bulundum. Ben bu süreçte üniversitemizin bize olan desteklerinden bahsetmek istiyorum biraz.
Öncelikle tüm bölüm hocalarım, araştırma görevlisi hocalarım hepsi benimle iletişime geçti ve durumumuzun nasıl olduğunu sordular ve o dönemde gerçekten nasılsın sorusu bile büyük bir anlam ifade ediyordu, bizim için büyük bir destekti. Tabii ki de üniversitemiz bundan daha fazlasını yaptı. Bu süreçteki üniversitemin, hocalarımın desteğini hiçbir zaman unutmayacağım ve bana her zaman iyi ki Ege'liyim dedirttiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Bir kez daha diyorum, iyi ki Ege'liyim.